tane kart çekip cevap verebilir misin? Allah. Ne çıkacak gerçekten bilmiyorum. Uzun süredir kart çektirmedim konuğuma. Ya. O yüzden ben de merak ediyorum. Güzel, aradan kart çekmek yaşasın. Ne çıktı? Çok mu kötü? Ay, hayır, böyle, çok güzel. Tamam. Bu bana değil mi? Evet. Bir hayvana dönüşecek olsam bu hangisi olurdu, neden? Ha, bak buna benzer bir soru bana Ali sordu geçen gün. Jaguar. Gözlerin de benziyor. Bana bak, Jaguar deyince ben hemen... Ha evet, neden o? Bak ikna oldum hemen. Bakışını da hemen oraya döndüm. Tamam mı? Olabiliyor muyum? Oldu. Yani... Güzel, estetik bir hayvan. Evet, kumaşı güzel. Kumaşı tam güzel. Benlik. Güçlü bir hayvan. Evet. Yani ona bakıyorsun, hafif korkuyorsun ama gözlerini de alamıyorsun. Olmak isterdim. Biraz kilo ama verim. Yanına yaklaşılması hayatım. Hay Allah. Ben evcil bir jaguar olacağım. Evciyim, tıslamıyorum, hiç sesimi çıkar. Yanına yaklaşılmaz biri misin? Ben biliyorum ne olduğunu da buradan da duyalım istedim. Aslında bunu bana çok söylerler de hani fiziksel özelliklerimden dolayı mı bilmiyorum. Ben azıcık da soğumdur başta, hani biraz mesafeliyimdir de. Öyle bir korkuyoruz senden diyen erkek vatandaşlar. Bazı kadınlar da söyler ama aslında hani tanıdıktan sonra hiç öyle olmadığımı anlarlar. Şey, aslında tanısan çok seversin. Tanısan seversin. Belki sevmezsin, bilmiyorum, herkesin karakteri farklıdır. Yok ya, şaka yapıyorum da. Bence hayır, hiç öyle hayır. Değilsin ya. Hayır, öyle sevmeyen de vardır canım. Ay, hangimizin yok zaten, yani herkes seviyorsa orada bir problem var. Ne bileyim işte, böyle yaratmış Allah'ım ya Rabbim. Ama hani bir duvarla değilsin ama bence ya. Bir başta bir mesafeli dururum. Ha öyle, öyle mi? Öyle çok sıcak gidip kaynaşıp sarılmam çok. Ha tamam, o bende de var canım. Ben de biraz... Soğuk nevalelik yaparım yani. Ha biraz yani. Başta yaparım evet. Evet ama o da bizim savunma mekanizmamız olmuş. Büyük ihtimalle. Olabilir mi? Büyük ihtimalle. Bir incelerim bakayım. Yani galiba bir zarar gelecek mi gelmeyecek mi diye bakıyorum. Çünkü ben çabuk üzülüyorum. Hassas noktalarım çok var. Her şeyi üzülüyorum. Yani bu balık burcunu da aldıramıyorsun. Böyle balık burcunu aldıramıyorsun çok iyi. Evet, herkes de beni akrep burcu musun sen diye gelir. Değilim. Ben balık burcuyum, yumuşak, hassas, duygusal biriyim aslında. Ha ama... bak, balık burcu gibi de göstermiyorsun evet. Arkadaşım. Onu da söylemek evet, evet. İsterim. Evet, göstermiyorum. Evet. Ondan korkuluyor. Ama balık burcuyum arkadaşlar, korkmayın. Jaguar ama balık burcu. Jaguar. Balık burcu bir jaguar. Jaguar severim. Leopar, jaguar, aslan. Evet. Bu vahşi güzel. Kedileri severim. Güzel. Onların yavruları da çok güzel oluyor evet. Ama. Pek alsak severim. Da beslesek çok, değil mi? Çok asil duruyorlar yani. Evet. Aslan da öyle yani. Doğru söylüyorsun. Bir tavrı var yani. Hayatta evet, bir duruşu var. Yani oğlum da aslan. Bakalım inşallah o duruşu, o da daha yetişkinliğinde görürüz yani. Şu an çok cesur durmuyor ama. O değil mi öyle ya? Daha küçük canım hani. Bir de çok ana kuzusuydu galiba. Belki de ona hani o cesareti, ama şu an buldu ve 14 yaşında ben gidiyorum dedi. Hani annemden ayrılıyorum dedi. Hı. Belki de oğlumda görmediğim cesaret orada hani. Ama geliyor bence. Herkes ismiyle yaşıyor çünkü. Kesinlikle katılıyorum. Bana bir soru hazırladın mı? Böyle derin nefesler alıyor ya konuklar. Ben şu sandalyeden düşeceğim bir gün. Neden? Bana bir soru lazım. Yapınca ben burada fırt diye kayıp düşesim geliyor. Bu da şey, sunucunun dinlenme anı. Peki hanımefendi, o zaman elinize bir sihirli değnek, dünya barışı, hayır o değil. Değil değil. O değil. O değil. O güzel karışmalarını kızlar da dünya barışında faydası olmadı hiç. Hiç olmadı. Ben evet. De onlardan biriydim ama ben dünya barışı demedim bana o soru sorulduğunda. Ama diyorlar genelde öyle cevap niye verin hep, diyorlar. Evet, hep aynı soru. Öyle hazırlıyorlar kızları. İnan bana yani, yarışmaya katılmış biri olarak söylüyorum. O kamp zamanı bazı soru biçimlerini hazırlıyorlar ve diyorlar ki ne kadar global cevaplar verirsen, evet. Ne kadar bir cümlenin içinde büyük bir şey verirsen... Ne denir ona? İddialı mı? Bir söylemde bulunursan o kadar tabii, yer puan ediyorsun. Ama halbuki hiç değil. Keşke o kamp sürecinde güncel bilgiler paylaşsalar. Çünkü çok gençler yani. Ben de o zaman 18 yaşındaydım. Tabii ki. Keşke bana mesela o anki dünyanın durumunu söyleselerdi. Neler oluyor? Ben bir kendi perspektifimde insanların ne duymaya ihtiyacı varı. Hem de benim potansiyelimi anlamış olurlardı. Benden bir şey olur ya da olmazı. Ama ona imkan tanımıyor güzel karışmaları. Senin döneminde belki tanınmıyordu ama şimdi kızların
yani benim genç kızlığımla şimdikilerin arasında tabii ki çok fark var. Tabii yani ki. Kaç jenerasyon geçti, dünya değişti. Evet. Çok daha akıllıca kesinlikle davranıyorlar, evet, galiba. Evet, yani şimdiki bilincimde olsaydım bana tabii dünyada ne değiştirmek istedim, dünya barışı diyeceksin dediklerinde ben şöyle bir yan yan bakardım. Tabii ki söylemeyeceğim der dönerdim ama o zaman diyemiyorsun yani. Peki en son neye çok içten kahkaha attın ve bu kim yaptı bunu sana ya da ne yaptırdı? Ay Ali yaptırdı. Ha, benim oğlum çok yaptı? Komik, babası kılıklı belli ya. Ay çok komik çocuk ya. Ay Aslan da öyleydi. Ne çok yaptı? Bak, Aslan da öyleydi. Başladı oğullarını konuşmaya başlasak da biz burada yayın bitti. Ali çok komik bir çocuk. Yani hiç olmadık yerde saçma sapan zeka şeyler yapıyor. Zaten. Evet yani herkes şahsına bir de o münasır. Çok mucizevi bir şey yani büyürken. Evet. Ne yaptı bu ya? Nasıl diye ya diye. Ne yaptı en son? Dur hatırlayamıyorum ama şimdi. Hatta çok yakın bir zamanda oldu. Bayağı sesli güldüm yani. Çünkü her yani gün bir şey yapıyorsa. Yapıyor. Tabii. Ben ve kahkahalar bazen de, atıyordum evet, Aslan'a. Evet çok gülüyorum. Dur ama hatırlayamadım. Bir ergenlikte o yavaşlıyor söyleyeyim. Yani bir içine kapanma. Ne oldu ya vücudumda bir şeyler değişiyor. Niye böyle oldumla ilgili. Tabii. Hormonlar da çalıştığı için tabii bir değişik. Bir içine kapanma oluyor ergenlerde. Ama sana kötü haber vereyim. Bizde ergenlikten daha önce başlıyor. Jenerasyon farkı artık çok bence kısaldı. Mesela Ali'de daha bu dediğin hani yeni bilgi alıyorum. Sınırıma tekrar bir gözden geçiriyorumlar falan başladı. Hayır o tabii işte terrible two'lar bilmem neler hep bize öğretilen şeyler bekliyorsun. Her yaş farklı oluyor ya evet, zaten. Her yaş farklı. Her yaş farklı. Yani ben böyle 8-9 yaşında beklediğim bu sınır ve alan tarama 5 yaşında çıktı Ali'de. Yani nereye kadar şimdi itiraz edebiliyorum benler başladı. Tabii yani tabii ben de hatırlıyorum. Hani bir 4 yaşında bavulunu topladı. Bir televizyonda bir şey mi izlemesine izin vermedim. 2 tane oyuncağını koydu. Oraya bir tane küçük mektup gibi bir şey yazdı. Bavulunu kapattı, küçük bavulunu. Ben artık bu evi terk ediyorum. Çünkü televizyon seyretmeme izin verilmedi. Ne zaman geleceğim belli olmaz gibi bir şeyler söyledi bana. Düş yere. Tabii kapıyı falan açtı. Dışarı çıktı oğlum ne yapıyor gülerek içeri ne aldık yapacağım ama tabii tabii. Ha Ali'de de şey var tabii mesela benim hayatıma karar veremezsin. Sen benim yerime karar ver. Tabii onlar şahane vardı. Ben bu cümleyi 40 yaşında kurmaya başladım. Ya, helal diyorum ya, içinden. Yürü be Ali diyorum evet. Ders ama biraz erken oldu bu yani bu kadar da erken olmamalı. Evet ders alıyoruz işte çok bunlardan. Çok tatlılar ama bak hatırlayamadım şimdi yine güldüm ama çok sesli güldüm yani.